Bu birinci soruda herhangi bir ırka mensup kimse, Müslüman olduktan sonra Müslümanlar arasında ırk yönüyle hor görülebilir mi? Bunu çeşitli vesilelerle arz ettim. Müslümanlık cahiliye asabiyeti saydı. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifiyle hubbiyeyi cahiliye diyor. Falan kabile, falan ırk, filan nesil, filan oymak şeklinde bu mevzuda medar-ı iftihar sayılabilecek kana, ırka bağlı, alakalı her şeyi men etmiş. İnne ekremekum indallahi etkakum prensibini getirmiştir. Ya eyyühen nâsu innâ halaknâkum min zekerin ve unfâ ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'ârafû inne ekremekum indallahi etkakum. Ey insanlar, biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Babanız Adem, anneniz Havva. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor, sizi şube şube, kabile kabile ayırdık. Muhit tesir ediyor gibi size geldi. Değişik bir muhitte neş'et edenlerin rengini, saçını, sakalını değiştirdik. Kimisini sarı, kimisini siyah, kimisini kıvırcık saçlı, kimisini düz saçlı yaptık. Siz kimisine zenci dediniz, kimisine Sami ırkı dediniz, kimisine Avrupa ırkı dediniz. Bir millet halinde sizi yaşatmadık. Böyle şube şube, kabile kabile ayırdık ki, neticede birbirinizi tanıyasınız, bilesiniz, saygılı olasınız. Ticari sahada, iktisadi sahada, sanayi sahasında aranızda taati cereyan etsin. Bu husustaki bu lite'arefu kaydına bağlı lam lam akibettir. Buna bağlı maslahatları, hikmetleri yani topyekun beşerin bir cemaat olmaması hususunu bazı vesilelerle arz etmiştim. Şu anda bunun yeri değil. Ama bütün bunlarda esas şube şube olmaya, kabile kabile olmaya dayanarak iftirak edersiniz diye değil, birbirinizi tanıya, saygılı olasınız diye. Sarıya, beyaza, kıvırcık saçlıya veya düz saçlıya Allah Celle Celaluhu bakmıyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah indinde en keriminiz, müstesna şerefe sahip olanınız, en fazla ittika edenizdir. İlmi, irfanı geniş, ayat-ı tekviniyeye vakıf, enfüsü malumat ile meşbu, hiç Allah saygısıyla dolu, kim ise Allah indinde en şerefli odur. Kim ayat-ı tekviniyeyi biliyor? Kim ayat-ı tekviniye ile nefsi varlığı arasında münasebeti kurmuş? Kim bu iki malumat altında Allah marifetiyle ve Allah hakkındaki izanıyla ürperiyorsa, en şerefli, en kerim odur. Bu ölçü sonsuz olduğundan, Allah'ın marifetinin sonsuzluğu karşısında sonsuz olduğundan, insanlar terakki ve tealide sonsuz bir terakki ve teali içindedirler. Veya şöyle diyeyim, takvanın mertebesi en az korkan, en az anlayan insanın seviyesinden başlar, en ekrem olan, Ekrem İbni Ekrem olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın seviyesine kadar yükselir. O da müttaki, biz de bir seviyede müttakiyiz. Kebair'i terk eder müttaki oluruz. O ise bizim mübah saydığımız sahanın dışında müttakidir. Irk ayrımı yoktur İslamiyet'te. Ama herkes kendi memleketinde, kendi sınırları içinde yaşayan kimselere din birliği, vatan birliği, sınıf birliği havası içinde ayrı bir münasebet tesis edecek, ona göre hareket edecektir. Bu da fıtri ve tabiidir. Bunun önüne kimse geçemez. Dini, vatani ve sınıfi rabıtalarımız vardır bizim. Askeriye bir sınıf, hakimler bir sınıf, hocalar bir sınıf. Zayıf bir vahdettir bu. Bir de bu vatan, bu vatanda yaşayanlar bir derece
bundan daha kuvvetli bir rabıta ile bağlanmışlardır. Ve bütün rabıtaların tevkinde kuvvetli bir rabıta vardır ki o da dindir. Allah birliği, kitap birliği, peygamber birliği, kıble birliği, mescit birliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuda teberrüken bir sözünü de nakledeyim. Ebu Zeril Gıfari radıyallahu anh hazretleri, Habeşli bir köle olan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretlerini tayir etmişlerdi. Ona Yebne Sevda demişlerdi, siyah kadının oğlu. Bilal-i Habeşi bu meseleyi hemen Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama intikal ettirmişti. Ebu Zer kibar ashabtandı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın kendileri hakkında takdirkar ifadeleri vardı. Bununla beraber kaşlarını çattı ve şöyle dedi. اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّ اِنَّكَ اَمْرُؤُنْ ف۪يكَ جَاهِلِيَّ اَوْ كَمَا قَالْ Sen öyle bir insansın ki sende hala cahiliye alameti nişanı var. Anasından ötürü tevbih ve tayir mi edeceksin onu diyordu. Ondan sonra yanında çalıştırdığı hizmetçileri vardı, siyahi. Giydiği elbiseden giydiriyor, yediğinden yediriyor, takatlarının tevkinde iş tahmil etmiyor, ederse onlara yardımcı oluyordu Ebu Zer. İslam siyah, beyaz, sarı her şeyi kaldırıyor, gönlün Allah'a verilmesi ölçüsüyle insanları ele alıyor, bu kerimdir, bu da değildir diyor.